Manas Radyosu. Caştıktın demi. Manas Radyosu. Radyo Manas. Manas Radyosu'nda atlayın reportaj. Medya Manas'tan hepinizi saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den kıymetli konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün devletimizin güzide bir kurumunun temsilcisi bizlerle beraber. Türkiye biliyorsunuz pek çok devletin, pek çok ülkenin, pek çok halkın umudu. Bu umutları yeşerten, yaptığı çalışmalarla bu umutlara daha da güç veren bir kurumumuzun temsilcisi burada. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Sait Yusuf bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Ne güzel sizi burada ağırlamak Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben de sizlerle birlikte olmaktan, Radyo Manas aracılığıyla Kırgızistan'daki kardeşlerime ulaşma fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyor. Aracılığınızda da bütün Kırgızistan'daki kardeşlerimize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün gerçekten güzel bir gün. Çok güzel şeyler yaşayacağız belli bu. Sizin de burada çok güzel etkinlikleriniz oluyor. Biz de hazır siz buradayken, Kırgızistan'dayken sizi stüdyomuzda konuk etmek, kurumunuzu, sizi çok daha yakından tanıtmak istedik dinleyicilerimize, seyircilerimize. Efendim biliyorum gönül coğrafyanızda çok güzel işler yapıyorsunuz. Atayurdunuzda, evet. Kırgızistan'dasınız. Öncelikle geliş nedeniniz neydi? Şu an neler yapıyorsunuz? Onlardan bahsedelim. Sonra eyvallah. Siz zaten bu bölgelere hiç yabancı değilsiniz. Biraz da sizden söz edelim size. Eyvallah. Öncelikle tabii esas geliş sebebimiz, evet, Türkiye Bursları, evet, yönettiğimiz biliyorsunuz, evet, Türkiye'deki dünyanın çeşitli ülkelerinden, gönül coğrafyamızdan dahil olmak üzere öğrencileri burslandırarak Türkiye'de lisans ve yüksek lisans ve doktora programlarıyla Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitmek üzere bizim burslandırma sürecin son ayağı olan mülakatları gerçekleştirmek üzere bir heyetle beraber buradayız. Arkadaşlarım mülakatları yapıyor. Şu anda Manas Üniversitesi'nin lise bölümünde, ortaokul bölümünde Kırgızistanlı gençlerimizi terletiyorlar. Onlar Türkiye'de eğitim almak üzere heyecanlılar. Belli sayıda başvurunun 1200'ün üzerinde başvurudan yaklaşık 200'e kadar indirdiğimiz adayı şu anda mülakat alıyoruz. Onların içerisinden başarılı olanlarını Türkiye'de eğitimini tamamlayabilecek, oradaki okullarda başarıyla okuyabilip daha sonra mezun olduğunda Kırgızistan'a gelip hizmet edecek gençleri seçmek üzere, ki öteden beri yaptığımız bir şey bu, 2020 yılı içerisinde seçmek üzere geldik ve burada arkadaşlarımız mülakatları yaparken biz de hem Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, özellikle eğitim alanındaki ilişkileri ve işbirliğini nasıl geliştirizin, daha da ileriye nasıl taşırızın çarelerini aramak üzere çeşitli temaslarda bulunuyorum. Ne kadar güzel faaliyetler Sayın, evet, Başkanım. Gençlere de buradan başarılar diliyoruz. Türkiye bursları ile ilgili biz de çok sayıda soru alıyoruz gerçekten. Bunları da bundan sonra size de yönlendiririz. Memnuniyetle. YTB.gov.tr'den siz de ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz, eyvallah, sevgili gençler. Sayın Başkanım biz burada Türkçe konuşuyoruz, Türkiye Türkçesi konuşuyoruz ama Kırgız Türkçesi konuşan kardeşlerimiz için de kısa çeviriler yapıyoruz. Müsaade ederseniz sözü Şerizat'a verelim. O konuştuklarımızı bir özetlesin. Şimdi bu tabii Türkçeden Türkçeye tercüme oluyor. Türkçeden Türkçe'ye oluyor. Aynen öyle dediğiniz gibi. Şimdi bakalım Türkçesini anlayabiliyor musunuz? Kutmandı gününgüzlerime, normattı mekendeşler, jalpınızlarga cevabımdı gün tileyiz. Sizler Medya Manas'ta oğup cana görüp çatasızlar. Ar daim sizlerge Türkiye'den gelgen en manili memandarımız menen sizlerge mayektesini bugün daha olantağız. Albette mikrofon başında salkaylanıp kalganda ile bizdin müdürümüz Süleyman Demirel jana oşondo ile Türkiye'den gelgen atayım bizdin kadırluu memanımız menen sizleri tanıştırabız. Çert-çerdegi türktör jana bordoş koomçuluklar birimdiginin başçısının orun basarı Sait Yusuf hocabız bugün bizim studiyabızda. Hoş geldiniz. Jana bugün urmatlı ormandarımız belgili olğundoy Kırgızstandıklar özlerinin bilimin jogorulatığı üçün jogorku okuu jaylarda magistratura jana uşunda da doktoranturasın ulanta bilişi üçün Türkiye Bursları degen jakşınakay programma var. Tak ошого tapşırgandarga azırkı учурда экзамендер жүрүп жаткан экен. Учурдан пайдаланып аларга ак жолго алай кетели жана ошондой эле так ошол иштерди аткарууга дагы ушул Кыргыз жана Türkiye мамлекеттеринин ортосундагы бордош жана bilim berүү алакаларында да кандай жакшы иштерди алып бара алабыз, ошол тууралуу сөз кылган үчүн атайын биздин мейманыбыз Кыргыз Кыргызстанга келген экен. Дагы бир жолу кош келиңиздер дейли жана биздин маектешибиз так ушул öngütte жүрмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Evet hocam. Sevgili Şehzat, ben tamamen anladım söylediklerini. Sayın biraz başkanım, daha yavaş konuşsa ben de anlayacağım. Sayın Başkanım benden daha iyi anladı. Gözlerinden belli. Yani biraz daha yavaş konuşsa dediğim gibi tamam, çok daha iyi anlayacağım. Sağ olun. Eyvallah. Bundan sonra Manas Radyosu'nun yayınlarını dinleyerek Sayın Başkanımız Kırgız Türkçesi bilgisine de çok daha... Ben şeyini biliyorum Bülent Bey, yani seneler önce bazı Türkiye'deki büyüklerimiz çok güzel Kırgızca, Kazakça falan konuşuyor. Ya bu ders, kurs almadan nasıl bunları konuşabiliyorlar diye. Özellikle benim çalıştığım Namık Kemal Zeybek Bey vardı, eski devlet bakanı. Evet, böyle güzel konuşuyor falan. Dedim ki ya nasıl bunu öğrendin? Dedi ya bunun dedi incelikleri var dedi. Harf telaffuzları var dedi. Y'ye J dersin dedi. Bilmem neye ne dersin dedi. Yani, çıkar ortaya dedi. Aynı dil, aynı dil, aynı kelimeler. Doğru. Yeter ki biraz da kulak alışkanlığı. Doğru. Azıcık dinlerseniz hakikaten aynı dili konuştuğumuzu anlarsınız. O bakımdan biz mesela şeyde de çok rahat ediyoruz. Arkadaşlarla onunla konuşuyoruz. Şimdi üniversiteye öğrencilerimizi kaydederken bir yıl TÖMER Türkiye Türkçesi öğreniyor çocuklar. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinden gelen ana dili hani aslında Türkçe ama biz onu artık daha ayırt edici belirtebilmek bakımından Kazakça, Kırgızca, Özbekçe evet, diyoruz ama evet, esası hepsi aynı dil esasında. Evet. Ama Özbekçe, Kırgızca, Kazakça altyapıyla gelen çocuklar çok kısa sürede Türkiye Türkçesine adapte oluyorlar. Çok da başarılı oluyorlar. O bakımdan özellikle aynı dil. Tabii ki. Sorun şu, hepimiz için sorun şu. Dinliyor muyuz acaba? Yani karşımızdaki konuşurken biz onun ne dediğine dikkat kesilirsek kesinlikle anlarız. Büyük oranda da anlarız. Ama şu olursa tabii eğer Kırgız Kazak eğitimini Kırgızistan, Kazakistan dışında yapmış, kendisi de Kırgızca ve Kazakçayı çok iyi kullanmıyor ise Türkiye'de de olur bu. Yurt dışında eğitimli insan uzun seneler yurt dışında kalmış ise kendi ana diline yabancı kelimeleri daha fazla sokabiliyor. O zaman siz o aslında Rusça ile Kırgızcanın karışımını kullanıyordur. Siz onu anlamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü o zaten tamamen Kırgızca konuşmuyordur ya da Kazakça konuşmuyordur. Veya Türkçe, yani Türkiye Türkçesi için söylüyorum. Ama siz dinlerseniz çok rahat anlıyorsunuz ki ben anlıyorum. Yani ben de özel bir şeyim yok. Özel bir ihtisasım, özel bir derste görmedim ama anlıyorum. Çok haklısınız. Bu işin yöntemini de bulmuşsunuz siz zaten. Can kulağıyla dinlemek gerçekten Anadolu'da kullanılan Türkçe ile de Türkiye Türkçesi ile de çok fazla farkı yok aslında Kırgızcanın. Ortak pek çok kelimemiz var. Bu nedenle rahatlıkla evet, anlaşılabiliyor. Sayın Başkanım, siz aslında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda önemli faaliyetler yapıyorsunuz ama devletimiz çok daha öncesinden beri aslında yurt dışındaki Türklere yönelik faaliyetlerini evet, sürdürüyor. Geçmişi de düşünerek, oradan da yola çıkarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın faaliyetlerine yavaş yavaş giriş yapalım eyvallah, istiyorum. Buyurun. Şimdi malum haliniz 90'lı yılların başında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar ve dünya siyaset sahnesinin birer şerefli üyeleri olarak yerlerini aldılar. Bunların da ilk bağımsızlığında biz canı gönülden bekliyorduk. Zaten o günleri sabırsızlıkla bekliyorduk. O günlerde ilk hareket eden, doğal olarak ilk tanıyan, ilk yardım eden, ilk koşan Türkiye olmuştur. Bu çok çeşitli alanlarda işbirliği ve yardımlar Türkiye tarafından işbirliği alanları geliştirildi ama bunların içerisinde belki en kalıcı, en sürekli olanı Büyük Öğrenci Projesi adı altında başlayan 92 yılında 10.000 öğrenciyle başlayan evet, 10.000 öğrenciyle başladı tabi ama gelenler 10.000 değildi. Yani o 10.000 kontenjan verildi. Kapsam o şekilde çizildi. 10.000 kontenjan verildi. Evet. Yani bu yolu açan başta eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Süleyman Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, eski Milli Eğitim Bakanları, işte Köksal Toptan, Hikmet Çetin Dışişleri Bakanı, efendim Namık Kemal Zeybek ve o dönemin bu konuda emeği geçen herkesi, bir kısmı hayatta, bir kısmı ebedi aleme göç etti. Her birini saygıyla ve hürmetle yad ediyorum buradan. Onlar bizlerin önünü açtılar ama 1992 yılından bugüne kadar hakikaten kesintisiz ve başarılı bir şekilde süren bir öğrenci programı var. Ben de şu anda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda daha önce Büyük Öğrenci Projesi, ama 2010 yılında YTB'nin kurulmasıyla 2012'den itibaren Türkiye Bursları markası altında devam eden bu faaliyetin başındayım. Başkan yardımcısı olarak o programı yürütüyorum. Dolayısıyla ben 92 ile bugüne kadar olan süreci de yaşamış canlı şahitlerinden biriyim. Eksiklerini gören, daha nasıl geliştirilir, o ihtiyacı hisseden ve bu işe her şeyden önemlisi gönül veren. Yani bunu bir ülkeler arası münasebetlerin gereği gibi değil, bizim millet olarak kendi kimliğimizin bir gereği, ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve medeniyetimizin daha da ilerilere taşınabilmesinin bir gereği olduğuna inanan ve buna iman eden birisi olarak da bu işin içerisindeyim. Buralarda bulunuş sebebimiz de esasında şu anda da bulunuşumuz, ki şunu vurgulayayım, Kırgızistan bizim için, bilmiyorum tercümede ne olacak, Allah kolaylık versin. Devam edeyim. Biz böyle gidiyoruz. Not sayfası dolunca biz döneceğiz. Ama merak çok, belli ki çok maharetli, iyi götürecek. Zaten izleyenler de anlıyordur bizi muhtemelen. Tabii ki, tabii o işin çileği oluyor değil mi? Yani, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz tabii Kırgızistan'ı hakikaten önemsiyoruz bu noktada. Çünkü bak, bu pandemi dolayısıyla biz mülakatlarımızı yapamıyoruz. Ben şimdi anlatacağım birazdan öğrenci projemizin boyutlarını falan, ama evet, şimdi biz her yıl 70-80 ülkede mülakat yaparken bu sene 3, bilemediniz 4 ülkede mülakat yapabildik. Bunlardan biri Kırgızistan. Bunlardan biri ve en önemlisi Kırgızistan ve Orta Asya'da tek Kırgızistan. Bakın, Kazakistan'a gidemiyoruz, Azerbaycan'a bile gidemiyoruz. Yani Kırgızistan, sadece Kırgızistan'da yapabiliyoruz. Bu tamamen şu, bu Azerbaycan'a, Kırgızistan'a ya da işte diğer ülkelere daha az ehemmiyet verdiğimizden değil. Yasal uygulamalar, pandemi uygulamaları, ülkelerin bu konuyla ilgili tutumları, devletlerin uyguladığı kısıtlama programları vesaire, bunların da katkısı var. Kırgızistan bu konuda biraz daha rahat çalışabileceğimiz bir ülkeydi, ama biz bütün buradaki kardeşlerimiz, diğer kardeş cumhuriyetleri de hakikaten çok önemsiyoruz. Birini öbürüne tercih etmiyoruz. Ama Kırgızistan netice itibariyle gelebildiğimiz, şartları zorlayarak gelebildiğimiz, geldiğimiz için de kendimizi şanslı hissettiğimiz bir ülke. Sayın onun Başkanım, için burada olmayı önemsiyoruz. Kırgızistan vurgunuz Şehrazat'ı çok heyecanlandırdı. Ben gözlerinden okuyabiliyorum. Hemen Kırgızistan'la ilgili bu söylediklerinize dahil olmak üzere bütün söylediklerinizi dinleyicilerimize aktarmak istiyorum müsaadenizle. Чоң рахмат агай. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер Медиа Манастан атайын репортажды угуп жатасыздар жана биздин бүгүнкү мейманыбыз чер-чердеги түрктөр жана бордош коомчулуктар биримдигинин башчысынын орун басары Сait Юсуф агайыбыз бүгүн биздин студиябызда, жана бүгүн биз так ушул эки бордош мамлекеттердин ортосундагы биздин маданий жана тарыхый байланыштарыбызды дагы бекемдөө үчүн дагы кандай иштерди алып бара алабыз, так ушулар тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз. Биз болсо сөзүбүздүн башында ушул тилдер тууралуу кызыктуу маалымат айтып берди. Биздин улууларыбыз дейт, кыргызча жана Қазақша, Түркче, Өзбекче жақсы сөйлей алышчу дейт. Эмне себептен кантип билесиң бул сөздөрдү деп биз сурасак, алар болсо силер укканда үйрөнгүлө жана сөздөрдү туура сүйлөсөңөр эле, тамгаларды туура айтсаңар эле, тыбыштарды сиздер дагы бат эле үйрөнүп аласыздар деп айтканы бар дейт. Ошол себептен биз дагы сиздерден кыргызча тилин эч кандай котормосуз эле жакшы түшүнүп ала тургандыктарын белгилеп өттү. Урматтуу угармандарыбыз, белгилүү болгондой 90-cı жылдарда Советтер Союзу тарагандан кийин ошол курамында болгон түрк тилдүү калктардын өзүнүн эгемендүүлүгүн алышты жана ошол эгемендүүлүктөрүн көп мамлекеттер тааныган, бирок алардын ичинен алгачкылардан болуп тааныган бул Түркия мамлекети болгондугун эскертип айта кетели. Ошол кезде дейт, так ушул жаштарга билим берүү үчүн атайын Түркияга программа, долбоорлор иштеп баштаган дейт. Ошол кездеги мамлекет башчыларыбыздын алардын теңи бар, азыр теңгө көз өтүп кетти дейт. Алардын эмгектери өтө чоң, зор деди. Биз ошолордон баштаган ишин алып барып келтабыз деди. Ошол кезде де 90-чы жылдарда Түркияга билим алуу үчүн Кыргызстандан 10,000 орун берилгендигин белгилеп өттү. Албетте анын баары келишкен жок, бирок билим алып кеткендер бар экендигин жана ошол долбоор ошол 90-чы жылдардан бери азыркы жылга чейин уланып келет жаткандыгын кошумчалады. Муну менен биргеликте албетте бул долбоордун аты өзгөрдү дейт. Түркия стипендиясы деп аталып калды. Сиздер дагы бизге ушул жакка кантип барып окусак болот, сак болтап маал суроолоруңуздарды берип турасыздар. Бүгүн так ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Белгилүү болгондой, ушул студенттерди тандап алууда дейт, биз өлкө дүйнөнүн аркыл мамлекеттерине барып алганга аракет кылчубуз дейт. Бирок азыркы учурда пандемия убагында биз мамлекеттердин чек араларына кире албай жаткандыгыбызга, ал жакта белгилүү болгондой өздөрүнүн коопсуздугун сактоо үчүн балким так ушундай иш чаралар аткарылып жатканын кошумчалады жана бул жерден Кыргызстанга келип, бул жерден келип өзүбүздүн студенттерибизди тандап алуу биз үчүн өтө оңой экендигин жана ушул эле учурда Кыргызстандагы биз үчүн өзгөчө мааниси бар экенин кошумчалады. Азыр болсо так ушул студенттерди тандап алуу 3 мамлекеттерде жүрүп жаткандыгын, алардын бири Орто Азияда жалгыз гана Кыргызстан экендигин кошумчалады жана Кыргызстандын орду биз үчүн дайыма башкача экендигин дагы кошумчалап өттү биздин кадырлуу мейманыбыз. Vallahi benim söylediklerim benden güzel anlatmış diyeyim. Sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcımız Sayın Sait Yusuf'la söyleşimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Sayın Başkanım, görev bilinciyle ama gönülden çalışıyoruz dediniz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çok genç bir kurum aslında baktığımız zaman, ama o kadar çok iş yapıyor ki bu gönülden çalışmayla ancak mümkün olabiliyor zannediyorum. Faaliyetlerimize devam edelim isterseniz. Eyvallah. Özellikle gençlere yönelik faaliyetlerimizi de biz dinlemek istiyoruz. Bir gençlik radyosu olarak. Evet. Şimdi tabii hani evet, yaptıklarımızı elbette yani bir aşama olarak kaydedebiliriz ama bizim esas hedefimiz yapamadıklarımız olmalı. Yani biz bununla dertleniyorsunuz. Tabii. Yani biz bugüne kadar yaptıklarımız elbette ki yapacak olduklarımızın işareti, ama bana sorarsan arkadaşlarım da aynı şey. Ekip bizim yaklaşık 300'ün üzerinde uzman kadromuz var. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri yaptıklarımızdan tam anlamıyla şey değildir, tatmin değildir. Biz hep şeyi arıyoruz. Daha iyisini, daha fazla ne yapabiliriz? Daha üst düzeyde ne yapabiliriz arıyoruz. O bakımdan arkadaşlarımın hepsi yüksek bir görev şuuruyla, kurum başkanı dahil olmak üzere. Ben bu arada Abdullah Eren Bey'in de, kurum başkanımız Abdullah Eren Bey'in de çok selamları var. Biz de bu vasıtasıyla Kırgızistan halkına, Kırgızistan'daki kardeşlerimize ve sizlere çok samimi selamları var. Onu da vasıtanızda iletmek isterim. Biz de bütün arkadaşlarımız tabii bölge bölge bizim 3 faaliyet alanımız var. İşte ben başında bulunduğum ve arkadaşlarımla şu anda burada bulunmuş sebebimiz olan uluslararası öğrencilerle ilgili, burslarla ilgili bir dairemiz var. Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızın kültürel kimlik ve Türkiye aidiyetiyle ilgili, bağlarıyla ilgili çalışan bir dairemiz var. Yani diaspora faaliyetimiz de var bizim, ki bu diaspora faaliyetinde Kırgızistan'la da birlikte Türk Keneşi bünyesinde, Türk Konseyi bünyesinde oluşturulan Diaspora Bakanlar Komitesi var. Onun alt komiteleri var vesaire. Bu konularda da birlikte çalışıyoruz. Kırgızistan'da dahil buna. Bir de esas hani bizim alışık olduğumuz eski sosyal kültürel işler dairemiz var ki o hani Türk dünyası faaliyetlerimizin sosyal kültürel mahiyetli çalışmalarımızın öteden beri yürüttüğümüz çalışmaların büyük oranda şekillendi ve şu anda da yürütüldüğü bir daire. Şimdi biz şuna alışıktık eskiden. Ben 90'lı yıllarda hep Türk dünyası ile ilgili başbakanlıktaki çalışmaların içerisinde bulundum. Tabii o zamanlar bir koordinasyon görevi olarak, yani devletin ilgili kurumlarını hareketlendiriyorduk. Aralarındaki uyumu sağlıyorduk. Biz bu konuyla ilgili bütçesi olan ya da bu konuyla ilgili ekibi, bir çalışma kadrosu olan bir yapı değildik. Siz de bilirsiniz. O zaman bir devlet bakanı bünyesinde koordinatör görevini yürütüp devletin ilgili kurumlarını buralara yönlendirirdik. Ama biz 2010 yılından itibaren artık bu eski o dağınık vaziyeti ortadan kaldırarak bir kurumsal kimliğe döndü ve evet, 2010 yılından bugüne kadar şu anda 10. yılımızı idrak ediyoruz. Biz bu dağınıklıkları, kurumlar arasında bazen uyumsuzlukları da dikkate alarak biz bu dağınıklıkları ortadan kaldıracak bir yapılanmaya girdik. Ve bu 3 alanda şu anda yoğun bir şekilde faaliyet yapıyoruz. Ki çalışmalarımızın, yani YTB çalışmasının, kurum genç, kurumun çalışanları genç. Ben çok gencim ama bana en yakın olan arkadaşlar arasında 15 yaş falan var. Yani ben buraya gelene kadar genç hissediyordum ama geldikten sonra baba ve dede moduna girdim. Ekip çok genç. Ama faaliyetlerimizin büyük bir kısmı da zaten gençlere yönelik. Niye gençlere yönelik? Yani yaşlılar, orta yaşlılar dışında mı, kapsam dışında mı? Hayır. Onlarla da elbette bir şeyler yapıyoruz ama bizim geleceği garanti altına almamız lazım. Gelecek nesillerin yani tabii şekillendirmek doğru değil bunu söylemek ama bir kimliğin, kültürel anlayışın gelecek nesillere aktarılması, bir de bizim tabii yol gösterici olmak. Tabii kültür diplomasimizin de, yumuşak gücümüzün de dünya çapında, küresel düzeyde yayılması bakımından gençlerle yola çıkacaksınız. Zaten eğitebilecek olduğunuz genç fidanlardır. O bakımdan biz programlarımızın büyük bir kısmı diğer dairelerinde, yani bu öğrenci dairesinin dışındakilerinin de büyük programlarının büyük bir kısmı gençlere yönelik ki öğrenci dairesi tamamen gençlere yönelik. Zaten biz lisans, yüksek lisans ve doktora için Türkiye'ye öğrenci götürüyoruz. Şimdi bakın ben dün bunun ne kadar faydalı olduğunu anlayabilmek bakımından vurgu yapmak istiyorum. Ben Destanbek Bey'e dün ziyaretine gittik. Sayın Meclis Başkanımıza. Sayın Meclis Başkanımıza. Şimdi Sayın Meclis Başkanımızdan randevuyu şöyle aldık. Şimdi normalde nedir? Diplomatik yolla nota verilir. Büyükelçilik devreye girer. Der ki efendim işte Sayın Meclis Başkanımız da böyle bir heyeti kabul ederlerse işte memnun oluruz filan derler. Cevap beklenir filan. Biz buradan telefon ettim. Ya Destan Bey, Sayın Başkan, ya biz gelmek istiyoruz. İşte ne zaman gidelim? Dur bir dakika bir bakayım dedi programa. Ha saat 10'da gel dedi filan. Niye? Ben tanıyorum, öğrenciliğinden tanıyorum Türkiye'den. Şeyinden biliyor. Yani bir arada bir kişisel hukuk da oluşmuş. Ya Türkiye'de okumuş bu çocuklar. Ya çocuklarken okudukları zaman çocuktu tabii. Artık zaten tabii kardeşiz, zaten bu biriz. Şimdi bunlar Kırgızistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesi için kendilerini de görevli hissediyorlar zaten. Ya böyle bir ruh halindeler. Biz de geldik, çok rahat bir otururken bana Türkiye Bursa'nı o anlattı. Ben konuşma ihtiyacı duymadım artık çünkü o kendisi o gönlümün programdan geçmiş. Aslında Sayın Başkan'da. Bir tane değil. Tabii. Yani birçok arkadaşımız var ve bizim programımızın o 1992 yılından bugüne kadar dünyadaki burs programlarından farklı olarak biz tamamen öğrenci gönderen ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz bunu. Yani Kırgızistan hangi alanda ihtiyacı var? Kırgızistan'ın diyelim mühendis, tarım, ziraat mühendisine ihtiyacı var fazla. Ya da işte hukuk alanında ihtiyacı var. Herhangi alanda ise büyükelçiliklerimiz kanalıyla biz ihtiyaçları belirliyoruz. Ona göre bir kontenjan dağılımı yapıyoruz. Ama hedefimiz tamamen Kırgızistan'ın istikrarı, Kırgızistan'ın siyasi geleceği, Kırgızistan'ın ekonomik kalkınması, refahı vesaire. Dolayısıyla biz bütün gençlere yönelik programlarımızı ki özellikle eğitimle ilgili programlarımızı sadece Kırgızistan için değil, biz Kırgızistan'da olduğumuz için bunu söylüyorum. Yani Afrika'da da öyle, başka yerde. Bugün Türkiye'de şu anda 140 civarında ülke, 150 civarında ülkeden 15.600 öğrenci var burslu. Şu ana kadar 30.000'in üzerinde öğrenci, bu büyük öğrenci programı dahil, Türkiye'de mezun olmuş. Yani ama biz mesela Kırgızistan'a toplam 92'den beri 4.500 civarında burs tanımışız. Ama bunların içerisinde 1400-1500 civarı başarılı olabilmiş. Yani okulunu tamamlayıp ülkesine dönmüş ya da Türkiye'de kalmış. Onu bilemiyoruz. Türkiye bu alanda da çok mesafe kat etti Sayın Başkanım, değil mi? Yani özellikle ülkemizde bulunan yabancı öğrencilerin sayısı çok arttı. Bu da Türkiye'nin bu alanda da koşar adımlarla ilerlemesinin bir kanıtı. Şu anda YÖK verileriyle 180.000 civarında uluslararası öğrenci var. Bunun yaklaşık 16.000'i bizim Türkiye bursları çerçevesinde burslandırdığımız, ama biz tabii bu bursun, ona da gelelim çünkü gençlere ben özellikle buradan hitap etmek istiyorum. Televizyona mı bakmam lazımsa bakayım. Oraya bakacaksınız ama bakmadan önce Şerzat diyor ki benim not defterim kabardı diyor. Evet, tamam. Bir müsaade edelim. Eyvallah. Tabii biz gaza gelince devam ediyoruz. Durdurabilmek zordur yani. Yani ertesi sabaha kadar yolumuz var Sayın. Eyvallah. Урматтуу каармандарыбыз, дагы жолу тонду күнүңүздөр менен сиздер медиа манасты угуп жана көрүп жатасыздар. Жана биз бүгүн таушул чет жерде жүргөн түрк бордош жана коомчулуктардын биримдигинин атайын оор башчысынын менен сиздер менен биргеликте сөз кылып жаткан чагыбыз. Дагы ушул бордош мамлекеттердин ортосундагы иш алакалар кандай жүрүшү керек, кандай болуп жатат, кандай иштер аткарылды деген биздин сурообузга Мемануз жакшы суроо берди. Биз дейт таушул келгенде суроолорубузга мындай биз деген эмнелерди аткардык эмес, эмнелерди аткара албай келе жатабыз, дагы ушуну караганга аракет кылабыз дейт. Дагы эң мыктысынын, дагы эң жакшысын жасаганга аракет кылабыз дейт. Бул учурда таушул биздин курумубуздун башчысы Абдуллах Эрен дагы sizlerge salamını aytıp koyayım dedi. Sizlerge alarga salamını jönötkön ele dedi. Munu menen birgelikte biz azırkı uçurda 3 dolboordun arkalığında iş alıp barıp jatkandığın koşumçalardı. Bulardın birincisi albatta studentlerdi jogorku okuu jaylарга tandap alуу жана алардын окушуна şartlarda түзүп берүү. Экинчиси болсо чет жактарда жүргөн түрктөр менен биргеликте тагы ошол диаспораларда болобу, тагы ушундай иштер, аракеттерди аткаруу дейт. Ал эми үчүнчүсү болсо бул албетте социалдык жана маданий иш-чараларды тагы ушул 3 багытта иш алып барып жаткандыктарын кошумчалап өттү. Албетте дейт, biz algaç işimizde başlağında 90'lı yıllarda biz koordinatlı катары мамлекеттик курумдар менен иш алып барганга аракет кылчубуз дейт. Биздин өзүбүзгө бөлүнгөн атайын бюджетибиз жок болчу дейт. Ал эми азыркы учурда болсо иштер өзгөрүлдү дейт. Биз өзүбүз жакшы дагы кандай кызматтарды бере алабыз, так ушул жаатында иш алып барып жатабыз дейт. 2010 жылдан бери 10 жыл болуп өткөн экен дейт. Бул басып өткөн жолдорубузда биз көптөгөн жакшы иштерди аткардык дейт. Албетте биз үчүн дейт өтө маанилүү болгон бул жаштар, алардын билим алуусу, алардын жакшы адистери болуп чыгышы жана өзүнүн мамлекеттерине келип кызматтардын кылуусу, бул биз үчүн өтө маанилүү экен деген жана көптөгөн биздин иш чараларыбыз, долбоорлорубуз так ушул жаштарга арналып жаткандыгын кошумчалады. Мун менен биргеликте дейт ушул Түркияга жалгыз гана Кыргызстандык эмес, башка дагы мамлекеттер менен дагы биргеликте тыгыз иш алып барып жаткандыгын, 150ден ашкы мамлекеттерден студенттер келип билим алышкандыгын жана ошондой эле так ушул 90-чы жылдардан азыркы учурга чейин 4000ден ашык Кыргызстандык жарандарына атайын орун берилип стипендия берилгендердигин, бирок алардын баардыгы билим ала алыштыбы, бүтүрө алыштыбы, бул башка суроо экендигин кошумчалады. Мун менен биргеликте биз жогорку окуу жайларында студенттерди тандап жатканда дейт биз ошол мамлекеттеги элчиликтерге менен атай мамилелерде атай маалыматтарды алабыз дейт. Ошол мамлекет кайсыл адистерге муктаж, так ошол муктаж болгон адистиктиктеги жаштарды даярдап бергенге жана ошого жараша жогорку окуу жайларды тандаганга аракет кылабыз деп кошумчалады. Муну менен биргеликте дейт албетте биз Кыргызстанга келгенде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин башчысы менен жолугуштук дейт. Бул албетте эгерде башка учур болгондо биз аларга кат жазып расмий түрдө жооп күтүп, бул ишибиз бюрократиялык жол менен уланып кетмек дейт. Бирок так ушул биздин барчу o kişiyiz Türkiye bursları men okugandığına baylanıştı. Biz аны жакшы таныгандыгыбыз үчүн жөнө бир телефон менен эле ага барып өзүбүз менен жолугушуп иштерди бүтүрүүгө аракет кылдык дейт. Бул албетте жалгыз гана билим берүү эмес, достуктун жана бирге ошол эле биргеликте бир туугандык байланышыбыздын дагы бекемдеп жаткан жакшы бир долбоор экендигин кошумчалап өттү. Evet hocam. Türkçeden Türkçeye doğru ve eksiksiz tercüme için sana teşekkür ediyoruz sevgili Şehrazat. Sayın Başkanım, vurgulamak istediğiniz Bursa'yla ilgili bir nokta vardı. Kamera bu tarafta efendim. Evet. Dün, evvelsi gün Milli Eğitim Bakanımızı, yani biz tabii Kırgızistan'daki bütün makamlara biz kendi makamımız gibi baktığımız için, evet. Ya ben meclis başkanım diyorum, Milli Eğitim Bakanım diyorum, Cumhurbaşkanım diyorum. Bizim çünkü 6 tane Cumhurbaşkanımız var. Yani ne mutlu bize. Ne kadar güzel. Hani inşallah sayılar artır dersem siyaseten başka bir şey olur. Hani ben onu bırakıyorum ama ben mevcutlar bize şimdilik yeter. Dolayısıyla buradaki makamların tamamı bizim makamımız. Evet. Milli Eğitim Bakanımız şunu söyledi. Dedi ki yani kendisi de Türkiye'ye çok defa gitmiş gelmiş bir akademisyen. Ben biliyorum ama dedi, ben şunu da biliyorum. Kırgızistan gençleri dedi. Evet, Kırgızistan'dan ilgi var. Ben şunu düşünürdüm hep. Yani Kırgızistan'dan her sene aşağı yukarı, bu sene mesela 1250 başvuru oldu. Az bir şey değil. Yani böyle binlerce başvurunun olduğu ülkede herhalde bir tanıtıma ihtiyaç çok yoktur ilgi diye ilgi var diye düşünürken Milli Eğitim Bakanı dedi ki Kırgızistan'da evet tanınıyor, biliniyor ama esasında hedef kitleniz olabilecek kitlede bir eksiklik var dedi. Yani tanınmıyor dedi program tam anlamıyla. O bakımdan bizim müştereken tanıtım programlarıyla Kırgızistan'daki başarılı gençleri, çok daha üst seviye başarılı gençleri bu Türkiye burslarına yönlendirmemiz icap edecek. Yani onların haberdar olması. Biz üzerimize düşeni ben de onu hazırız. İşte Sayın Bakan'ın da bize verdiği o talimat diye kabul edelim. Onun da bir neticesi ya da bir fırsatı olarak bunu değerlendirirsek. Şimdi ben Kırgızistanlı gençlere hitaben bir kere çok önemli bir proje bu. Yani şöyle önemli proje, çok elverişli bir proje. Çok uygun bir proje. Yani bir burs değil, 4-5 kalemden oluşan bir burs paketi. Yani kazanan genç ilk Türkiye'ye gelirken uçak biletini biz karşılıyoruz. Mezun olduktan sonra dönüş uçak biletini karşılıyoruz. Üniversite başka ülkelerde kendi bulur üniversitesini. Kaydını yapar, yurdunu ayarlar, şunu bunu ayarlar. Öyle gider. Biz öğrenciyi yerleştiriyoruz üniversiteye, tercih ettiği üniversiteye. Ve puanları uygunsa, yetiyorsa. Üniversite harcını biz veriyoruz Türkiye'de. Bakın sağlık sorunu yaşarsa diye herhangi bir Türkiye'deki eğitim, sağlık kurumunda ücretsiz tedavi edilmesini sağlayacak sağlık sigortasını karşılıyoruz. Evet. Barınma sorunlarını, barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Diyoruz ki sen hiç düşünme okulun İstanbul'un hangi semti, işte Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesini kazandınız diyelim. Oraya en yakın devlet yurdu öncelikli, olmasa vakıf yurdu, özel yurt. Çocuğu yurda yerleştiriyoruz. Yurt giderlerini karşılıyoruz. Yurtta yemeği içmeyi bedava. Yatması bedava. Sonrasında diyoruz ki ya olur ki bu çocuklar sigara falan içmezler biliyoruz ama kahve ihtiyaçları olur. Bu çocukların başka ulaşım, kültüre ihtiyaçları olur. Sinemadır, tiyatrodur. Kitap almak ister. Biz de bunlara harçlıkta verelim diyoruz. Yani çocuk Kırgızistan'dan yola çıktığında babası ona daha bir kuruş para vermeyecek. Türk misafirperverliğinin çok güzel bir annesi benim kızım nereye gitti? Acaba hani okulunun dışında başka bir şeylerle meşgul olur mu? Diye düşünmeyecek, dertlenmeyecek. Çünkü biz çocuk bize taahhütü imzaladığında evet ben Türkiye burslarının falan okulda yerleştirmenizi kabul ediyorum. Türkiye'ye geleceğim dediği andan itibaren artık onun 2 tane annesi 2 tane babası var. Ne kadar güzel. Artık Türkiye'de bizim evladımız onlar. Dolayısıyla bu çocuklar oradan uçağa biner gelirler. Havaalanında karşılarız. Şimdi bizim tabii 90'lı yıllardaki hali ben hatırlıyorum. Ya bir tane TÖMER var Ankara'da. Ankara Üniversitesi TÖMER'in. İşte Ankara'da 1-2 tane şubesi var. Sonra İstanbul'a, İzmir'e falan açıldı. İşte o kadar öğrenci gelir. Nereye yerleşecek? Yani Türkiye hakikaten seferber oldu. Yani olağanüstü bir o tecrübesizliğe rağmen olağanüstü bir fedakarlıkla bu çocukları kabul ettiler, yerleştiler ama bugün öyle değil. Bugün artık profesyonel yaklaşıyoruz. Çocukları havaalanından alıyoruz, yurduna, okuluna götürüyoruz. Başlarında birileri var, profesyonelce yürütülüyor. Dolayısıyla gençler, Türkiye'de dünya çapında üniversiteler var. Bakın şey listesine bakabilirsiniz. Hani uluslararası üniversiteler listesine baktığınızda evet, belki Türkiye'den çok sayıda üniversiteyi o listenin üst sıralarında göremeyebilirler. Bunun sebebi üniversitelerde çok bölümler var. Bizim üniversitelerimizde çok fazla bölümler var. Bazı bölümler dünya çapında olmasına rağmen diğer bölümler başka ihtiyaçları karşılamak üzere kuruldukları için genel üniversitenin şeysini sıralanmadaki yerini düşürüyor. ODTÜ'nün 3-4 tane bölümü var dünya çapında. Evet. İşte Boğaziçi'nin var. Bugün Anadolu'nun değişik yerlerinde çok inanılmaz Bülent Bey çok inanılmaz çaba performans göstererek çok iyi yerlere gelen çok sayıda üniversitemiz var. Akademisyenleri çok kuvvetli, altyapıları çok iyi. Dolayısıyla Türkiye dünyada hem güvenlik bakımından, sağlık bakımından, hem sağlanan sosyal imkanlar bakımından, ekonomik imkanlar bakımından ya bunun şeyini yapacak değilim, reklamını yapacak değilim. Türkiye'de okuyan bir yakını varsa arasın, sorsun uluslararası öğrencilere, sorsun. Bu bir fırsat. Ve başarılı öğrencilerin, Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinin öncelikle Türkiye'yi tercih etmelerini ben onların gelecek bakımından, kendi geleceklerini de garantiye almak bakımından çok önemli bir tercih olacağını düşünerek bunu değerlendirmelerini özellikle arzu ederim. Sayın Başkanım, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi şu an içinde bulunduğumuz bu kurum da devletimizin en önemli yatırımlarından biri bölgede. Buraya da çok fazla sayıda aday başvurusu oluyor her sene. Biz bunların küçük bir kısmını alabiliyoruz. Türkiye'nin o akademik birikiminin Kırgızistan'a taşındığı kurumlardan biri burası. Türkiye'nin o akademik birikimi artık bütün dünya tarafından kabul edilen bir birikim. Bu nedenle çok haklısınız. Çok önemli, çok değerli üniversitelerimiz var. Gerek Anadolu'da gerek Batı'da. Bu nedenle herkese öneriyoruz. Değerli gençler, TürkiyeBursları.gov.tr adresine girerek bu burslarla ilgili ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Geleceğinizi şekillendireceğiniz, gerçekten kendinize çok güzel bir gelecek kuracağınız bir ortamı Türkiye'de bulabilirsiniz diyoruz. Eğer şey dolmadıysa buraya bir küçük ilave daha yapayım. Lütfen. Ki bütünlük olsun. Şimdi biz sadece öğrenciyi Türkiye'ye getirip üniversitede teslim ederek bırakmıyoruz. Biz bunun devamsızlığını, devamını ve başarı durumunu takip ediyoruz yakinen. Yani öğrenci bir gün okula gitmezse ikinci gün bize bilgi gelir. Ararız hocalarını niye bu gelmedi? Ararız çocuğu niye gitmedin okula diye. 2. Çocuğun neye ihtiyacı var? Türkçe, akademik Türkçe ihtiyacı mı var? Türkçe müfredatta devam ediyor. Biz Uluslararası Öğrenci Akademileri programımız var. Onunla neye ihtiyacı varsa çocuğun takviye bir, alternatif bir eğitim programı gibi bir programla çocukları 4 dörtlük yetiştirmeye çalışıyoruz. Söyleyeyim. Bunlardan da ücret almıyorlar ve bunları sadece burslu öğrencilerimiz değil. Türkiye'de bulunan bütün uluslararası öğrencileri de içine katarak Türkiye'de 12 ilde bu sene 100'ün üzerinde programla yaklaşık 5000 öğrencinin dahil olduğu akademik programlar, kültür programları, gezi programları, kültür sanat programları. Bizim İstanbul ve Ankara'da ofislerimiz var. Oralarda Ebru'dur, Türk müziğidir, Afrika müziğidir. Yani bu sadece Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler gelmiyor. Dünyanın dört tarafından öğrenci geliyor. Dolayısıyla kültürel anlamda küresel bir dayanışmayı da sağlıyoruz. Ve o çocuklar Türkiye'de okuyup döndüğü zaman Türkiye'yi tanıyan, dünyayı tanıyan ama kendi alanında da çok iyi yetişmiş bireyler olarak ülkelerine dönüyorlar. Çok da sevgiyle bahsediyorlar yaptığınız bütün çalışmalardan. Çünkü Medya Manas'ın içinde de bizlerle birlikte yetişmiş olan gençlerimiz yüksek lisans yapmak üzere özellikle Türkiye'ye gittiler. Türkiye burslarıyla çok mutlu bir şekilde döndüler. Şimdi de Kırgızistan'da önemli yerlerde özellikle medyanın çeşitli kurumlarında, kuruluşlarında faaliyet gösteriyorlar. Sizlerden de sevgiyle söz ediyorlar her zaman. Sağ olsunlar. Sevgili Şehrazat. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздермен биргеликте маегибизди бизди алга улантабыз. Биздин кадырлуу мейманыбыз сөз сөзүндө айтып өтпөдү, дейт албетте, дейт Кыргыз Республикасына биз келгенде ал жактагы мамлекетти курумдары биздин өз үстүн эле курумдар сыяктуу эле иш алып барганга аракет кылабыз, дейт. Биз дагы кечээ күнү билим берүү министри менен жолугуштук, дейт. Жана Түркия стипендиясы деп аталган программаны биз таанылат деп билебиз, дейт. Себеби бу тагы ошол жака Кыргызстандан 1000ден ашкан студенттер өздөрү окуусун каалап жаткандыгын бизге билдиришет, дейт. Бирок ал бизи ошол министр жолугушканда дагы көбүрөөк элдерге таанытылышы керек экен деген, дагы жарнактык түрдө таанытуу керек экен деген кошумчалап өттү, дейт. Бул албетте биз үчүн тапшырма, биз бунун үстүнөн иштегенге аракет кылабыз, деди. Жана ошондой эле Түркияда билим алып жатканда өзгөчө, деди, жаштарга сиздер ошол жогорку окуу жайларды кайсы адистикте тандайбыз, кайсы жогорку окуу жайына барабыз деп карап жатканда сиздер Түркия мамлекетинде караңыз, деди. Анткени ал жакта дагы жогорку окуу жайлары өтө дүйнөлүк стандарттарга жооп берген эң мыкты жогорку окуу жайлары бар экен деген кошумчалап өттү. Жана ошондой эле biz Türkiye stipendiyasının ötkün stüdentlerimizde biz algandan keyin alarda la imni olup atat teptiştap koyuyoruz, deyit. Biz alarga özlerinin joldorun akçalarını tölöp berebüz, deyit. Alarda biz alacaktan tos olabız, deyit. Kaysı o jogorku okuu jaydı tandasa dagı ol jayga alып барып жайгаштырабыз, dedi. Жана муну менен бирге жатаканасы да бекер экендигин кошумчалады, ал жактагы тамак ашы дагы бекер экендигин, жана бул жактан жиберип жаткан ата-энеси кайгырбасын, дейт. Ал жакта дагы бир ата-энеси бар, дейт. Аларды биз тосуп алабыз, карайбыз. Студент сабагына барып жатабы, ага да карайбыз. Эгерде келбесе, эмнеге келбей жатат деп биз аны сурайбыз, дейт. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлөрү бар болсо, аларды чечкенге аракет кылабыз, дейт. Муну менен биргеликте ден соолук камсыздандуулугу дагы бар экендигин айтты. Эгерде ал жактан ооруп кала турган болсо, Түркиянын дагы ушул ден соолук жаатындагы кызматтарын колдоно алышат, деди. жараны катары сыяктуу, жана ошондой эле биздин ийкемдүү билим берүү системасы бар экен деген кошумчалады. Эгерде тилден кыйналып жатабы, ал жагынан дагы биз өзүбүз жардам беребиз, деди. Жана ошол эки балабыздын бүтүрүүсүнө, өзүнүн билимин алышына, адистигин алышына аракет кылабыз, жана дипломду алгандан кийин албетте узатып коебуз деп кошумчалады. Муну менен биргеликте жалгыз гана Кыргызстандан ал жака билим алуу үчүн жаштар барбай тургандыгын, дүйнөнүн 150ден ашык мамлекеттеринен келе тургандыгын, жана ал жакта да маданий иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгын, бири-биринин маданиятын таанытуу күндөрүн болоорун, жана муну менен биргеликте эгерде сиздин балаңыз Түркия бурсларына барып окуп келгенден кийин жалгыз гана өзүнүн эң мыкты адис эмес, дүйнөнү тааныган адис болуп келе тургандыгын дагы кошумчалап өттү биздин мейманыбыз. Evet hocam. Ben kendime tekrar diller gibi oluyorum. Ne kadar güzel şeyler söylemişim diyorum. Ne güzel. Sayın Başkanım, değerli dinleyicilerimiz, değerli seyircilerimiz, elbette konuğumuz değerli bir konuk olunca, eyvallah, tanıttığımız kurum da değerli bir kurumumuz olunca konuğumuzu sadece biz sahiplenemiyoruz. Dışarıda da gazeteci dostlarımız var, meslektaşlarımız var. Onlar da bekliyorlar. Onlar da birazdan röportajlar yapacaklar değerli konuğumuzla. Ama sizin sorularınız olursa, bu programın süresi içine sığmayan sorularınız olursa lütfen bize yazın. Bizi aramaya devam edin. Biz mutlaka kurumumuza ileteceğiz. Sayın Başkanımıza ileteceğiz. Onlardan gelen yanıtları size ileteceğiz. Ve kurumumuzdan gelen her türlü haberi de Kırgız Türkçesiyle, Türkiye Türkçesiyle, Rusçayla, diğer yayındaki kullandığımız dillerle sizlere aktaracağız efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, buyurun. Şimdi tabii çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Yani ben Manas Üniversitesi'nin hasbelkader kuruluşunda da bir yerlerde bulunan birisiyim. Yani ne kadar güzel. Çok merkezinde bir rolüm olmadı ama o zaman yine Başbakanlık'ta ilgili işlerle ilgilenen ve bu konuda da birazcık emeği olan birisiyim. 25 yılına geldi Manas Üniversitesi. Yani. Sayın Başkan. Ya, yani biz de az zamanın adamı değiliz. O baştan söylediğin genç tabiri. Evet. Olgun. Şimdi olgun tabii insanımız. Yaş Türkçesi, yaş kelimesi Orta Asya Türkçesinde genç demek. Evet. Türkiye'de yaşlı dediğiniz zaman bizim ve bizden yukarısını kastederler. O bakımdan biz bu yaşlılık deyince biz Orta Asya Türkçesini daha muteber sayıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Siz gayet Orta Asya Türkçesine göre yaşlı bir insansınız. Evet. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de farkındayım bunun. Buyurun. Şimdi Manas Üniversitesi tabii bir de ondan önce kurulmuş Ahmet Yesevi Üniversitesi vardı biliyorsunuz. Ortak Türk, evet, Kazak, evet, Ortak Üniversitesi. Ahmet Yesevi Üniversitesi de çok önemli, çok güzel hizmetler veriyor bu coğrafyadaki çocuklarımıza. Manas biraz da ondan da tecrübe alarak biraz daha tabii bu Türkiye için yeni şeylerdi. Yeni yurt dışında yapılan yeni faaliyetlerdi. Manas oradan da biraz daha tecrübe alınarak hazırlanmış. Evet. Daha sağlam, çok daha kuvvetli temeller üzerine kurulmuş. Çok önemli bir eğitim kurumu ve bugün yani çevrede yaptığımız temaslarda da onu görüyoruz ki Manas'a girmek için referansa, iltimasa, araya kimse koymaya gerek yok. İmkan da yok. Evet. Çocuklar gidiyor güzelce, herkes terliyorlar, hakkıyla bileğinin gücüyle geliyor ve burada çok muhteşem bir ortak çınar yeşermiş, büyüyor. Ben bu anlamda hem kurucularına, bugüne kadar bu üniversiteyi buralara getirenlere ve şu anki yönetici ve öğretmen eğitimci kadrolarına ve sizlere çok çok bu anlamda teşekkür ediyorum. Ve sizlerden gurur duyduğumuzu, buradaki faaliyetlerden gurur duyduğumu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Sağ olun efendim. O süreci yakından takip eden birisi olarak söylüyorum. Biz tabii öğrenci işine takıldık. Niye takıldık? Öğrenci işi hakikaten bütün işlerin başı. Yani eğitimi halledemezseniz hiçbir şey halledemezsiniz. Diğer tedbirlerin tamamı palyatiftir, geçicidir. Eğer siz nitelikli eleman yetiştiremezseniz, ama o nitelikli elemanın da ahlaklı olması lazım. Yani şimdi ben şunu söylüyorum. Kırgızistan'ı sevmeyen, Kırgızistan'da alimden bana ne? Evet yani olsun, amenna. Ama Kırgızistan'ı sevecek bu insan. Gençlerimize bunu söylüyoruz biz. Türkiye'ye gelen gençler hangi ülkeden gelirse gelsin, siz Türkiye'yi değil, önce Kırgızistan'ı seveceksiniz. Kendi bayrağınızı, o bayrağınızda şeref duyacaksınız. O bayrağın altında yaşamaktan, o bayrağın size sağladığı egemenlik ve bağımsızlıktan yeterince yararlanarak o ülkeyi her alanda çok daha ilerlere taşıyacak ruhu taşımıyorsanız, siz o fikirde değilseniz, yani nereye faydalı olursun bilmem ama bana faydalı değilsin. Ülkene faydalı değilsin. Onun için bizim için, Türkiye için de, şahsen bizim için de Kırgızistan'ı sevmeyen adamla bizim işimiz olmaz. Ha, ikinci düzeyde her Kırgızistanlı'nın da Türkiye'yi sevmesini isteriz. Çünkü her Türkiye vatandaşı Türk, Kırgızistan'ı ve Kırgızistan Türk'ünü seviyor. Sevmiyorsa onunla da işim olmaz. Hı hı. O bakımdan ama sevmek yetmez. Yani çok seviyorum, evet kurban olayım sana ne güzel falan. Bu da yetmez. Bizim birlikte çalışmamız lazım. Bizim Kırgızistan, Türkiye ya da diğer cumhuriyetlerde katarak bizim Kırgızistan'la birlikte bir şey üretmemiz lazım. Değerleri birlikte üretmemiz lazım ki kıymetini bilelim. İhtiyaçlarımız belli. Çalışma alanlarımız belli. İş birliği yaparsak, güç birliği yaparsak nerelere taşınabileceğimiz, çıkabileceğimiz de belli. Öyleyse bizim birlikte çalışmayı şiar edinmiş nesilleri de yetiştirmemiz lazım. Biz şimdi Kırgızistan'a geldik. Yani bu, ben samimi konuşmayı seven birisiyim. Çünkü ben dün meclis başkanımıza da, önce Milli Eğitim Bakanı'na, diğerlerine de aynı şeyi sorarım. Ya Türkiye ile bir Kırgız heyeti karşı karşıya oturduğunda ben kendimi, ki Türkiye'lilerin çoğu da öyledir, ben kendimi Kırgız tarafında hissederim ve Kırgızistan haklarını savunurum her iki tarafta. O duygularda birisi olarak konuşuyorum. Ya Kırgızistan'da biz bir şey mi yapacağız? Ya geldik, yardım yaptık. Ya o yardımlar da olur. İnsani yardımlar, sosyal yardımlar, fakir fukara vardır, ihtiyaç sahibi vardır. Yapacağız tabii. Bu bizim kardeşlik hukukumuzun gereği. Tabii. Ama kalıcı işlerin olması lazım. Yani bizim beraber üretmemiz lazım ki sahip çıkalım. Kırgızistan'la bizim hangi alanda çalışacağız? Eğitim alanında birlikte çalışmamız lazım. Ekonomide mi? Birlikte çalışalım. Birlikte üretmemiz lazım ki her ikimiz de kıymetini bilelim. O bakımdan bu şuurda nesillere de ihtiyacımız var. Gençlere ihtiyacımız var. Bir, işini bilecek, iyi yetişmiş olacak ama onun çileği, ruhu bu ülkenin, iki ülkenin, bu ülkelerin geleceğine hizmet etmek. Yani benim şahsi menfaatimden daha aziz olmalı Kırgızistan'ın menfaatleri, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri. O bakımdan biz burada bir şeyler yaparken beklentimiz ve Türkiye'ye gelen çocuklardan da beklentimiz lütfen önce Kırgızistan. Ama Kırgızistan'ı bekleyen tehlikeleri de Türkiye'nin daha uzun yıllara dayanan tecrübesi var. Yani Türkiye 1923'te belki hani Cumhuriyet kuruldu, bağımsız oldu ama Türkiye 1000 yıldır bağımsız. Elbette, orada. Elbette. Kırgızistan da bu coğrafyada çok eski tarihe sahip, çok büyük bir medeniyete sahip bir halk, Türk halkının bir grubu, çok şerefli. Ama zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Şimdi Atabeyt'e gidin bakın. Oradaki o Kırgız ulularının, aydınlarının ne hallerde, nasıl, yani küllerinden doğmuş kaç senede bir Kırgızistan. Ben gurur duyuyorum. Bu kadar zulüm gören başka bir halk yok. Ama buradan çıkmış. Fakat o zulmü görmüş. O bakımdan bizim o tecrübemizde Kırgızistan'ı bekleyen tehlikeleri, belki Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri de Kırgızistan'ın bize anlatması suretiyle biz beraber, birlikte bizi ileride sıkıntıya sokacak sorunları da beraber aşmamız lazım. Birbirimizi böyle anlamamız lazım. Karşılıklı, tek taraflı beklemeden. Karşılıklı tecrübe paylaşarak, elbette. Yani ben bunu çok daha açmak istemiyorum. Elbette. İzleyicilerimiz anlamıştır. O bakımdan dikkatli olmak lazım. Birbirimizi incitmekten uzak durmamız lazım. Ama birbirimizin hayrına olan, iyiliğine olacak şeyleri de desteklememiz lazım. İnşallah Sayın Başkanım, siz bunları söyledikçe benim gözümde, hep zihnimde Kırgız, Türk, Kazak, bütün Türk milletlerinden insanların, gençlerin bir arada dünyanın çeşitli yerlerinde birlikte iş yapmak için koşturdukları, ondan sonra çeşitli platformlarda birbirlerinin haklarını savundukları manzaralar canlanıyor. Çok heyecanlanıyorum açıkçası gerçekten. Çok olacak, teşekkür ediyoruz. Olacak inşallah. İnşallah. Çünkü bizim bir de mezun programımız var, ona da ona da birazdan değinelim. İnşallah onunla olacak. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер Манас радиосун жана медиа Манасты көрүп жатканыңыздарга эскертип айта кетели. Чет жердеги түрктөр жана бордош коомчулуктарынын бирикмесинин башчылыгынын орун басары Самат Юсуф агайыбыз бүгүн биздин студиябызда сиздер менен биргеликте маек куруп жаткандыгын эскертип айта кетели. Жана кадырлуу мейманыбыз айтып өтпөдүбү өз сөзүндө, Манас университети дейт курулушуп жатканда дагы менин дагы салымым бар дейт. Муну мен аябай сыймыктанам дейт. Албетте так ушул Орто Азия мамлекеттерине бир Манас университети жана ошондой эле Ахмет Yesevi Üniversitesi daha kurulgan deyip, jana Manas Üniversitesi daha uşul Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin tajribaların yürünürük, jana en mıhtı bayduvalın kuruvaldı deyip işin alsak bolot deyip. Sebebi bu üniversitedeki bul jogorku oku jayga tapşıruu jana ötüü üçün tanış biliş, jeng içinen süylöşүүnүн кереги жок deyip, bul jaka student özünün bilim menen ötü alat deyip, jana tak uşunu korgop kele jatkan, tak uşul sistemada iştep kele jatkan Manas Üniversitesi'nin başkarıçıların, jana uşunda ele mugalimderi menen men sıymıktanamın dedim. Öz sözünde. Жана ошондой эле билим берүүдө дейт өтө маанилүү мыкты адистерди, жаштарды тарбиялоо дейт. Жалгыз гана өзүнүн кесибин билген эмес, тарыхый байланыштарын билген, тарыхтын жолун билген, тарыхтын ак барактарын билген адамды тарбиялоо өтө керек экенин кошумчалап өттү дейт. Албетте биз дейт ошол сүйлөшүү үчүн атайын бир үстөлгө отурганыбызда дейт, эки жакыбызга отурганда дейт, эки ошол мамлекеттин биргелешип отурганда дейт, мен кыргыз тарабынын талабын талашып, сүйлөшүп, так ошой аракет kılıp iştegen hareket kılışım gerek deyip. Oşonda gana biz yaxşı bir yoldu çeçip ala tanday ala turgandığın koşumçalap öttü. Munu menen birgelikte de ta uşul jogorku oku jayga bizge gelip tapşıra turgan bala dedi. Özünün mekenin süyüşü gerek, mekençil boluşu gerek ekenden koşumçaladı. Munu menen birgelikte tarihti unutpay, tarihtagı uşul özgöçö men alıska ketbes nerseni aytpay ele koyun deyt. Biz hazır uşul karap körüp ele mangdayıbızdagı asabiyetти dagı unutpашыбыз керек экендигин кошумчалап өттү. Албетте дейт, мен бул темада көптөгөн нерселерди айткым келет, бирок мен оюмча түшүнгөн адам, көңүлүндөгү түшүнгөн адам түшүндү болуш керек дегендигин өзү менен кошумчалап өттү дейт. Албетте дейт, биз дейт ошол мекенин сүйгөн, мекенинин таламын талашкан жана ошол эле учурда бордош мамлекеттерди дагы келечегин унутпаган жаштарды тарбиялашыбыз керек экендигин жана бул өтө маанилүү экендигин кошумчалады. Албетте дейт, ар бир мамлекет өзүнүн басып өткөн жолунда, жолу даңгыр эле болуп калган жок дейт. Таштак жол бар дейт, ар кай жерде ар кандай болушу мүмкүн дейт. Бирок ошолордун баардыгын ошол тоскоолдуктарды биргеликте кантип ашып өтөбүз, кантип өзүбүз ошол жеңиштерге жете алабыз, так ошолорду биргеликте сүйлөшүп иш алып барышыбыз керек экендигин жана так ошондой эң мыкты адистерди жана эң мыкты биринчи кезекте адам тарбиялашыбыз керек экендигин, маанилүү экендигин дагы бир жолу кошумчаладым. Evet hocam. Çok rahmat Şerzat. Sayın Başkanım, dünyanın çeşitli yerlerinden, pek çok ülkesinden öğrenciler Türkiye'ye gidiyorlar. Sizin büyük desteklerinizle orada okuyorlar ve mezun oluyorlar. Siz tabii ki mezunları da takip ediyorsunuz. Türkiye mezunları da çeşitli ülkelerde, mesela Kırgızistan'da da biz biliyoruz etkin çalışıyorlar. Hem Türkiye'yi anlatıyorlar, hem orada yaşadıkları, edindikleri mesleki bilgi ve tecrübelerle burada işlerini sürdürüyorlar. Altın köprü oluyorlar aslında, Manas Üniversitesi gibi biraz da. Biraz da bu insanlardan söz edelim, bu kardeşlerimizden söz edelim. Eyvallah. Şimdi tabii siz bahçeyi dikenlerden ayıklarsınız. Meyveleri dikersiniz, gübrelersiniz. Niye? Orada yeşillik olsun diye değil. Onların bir meyvesi olsun ve o meyvesinden insanlar istifade etsin diyedir. Şimdi biz bu geliyoruz burada tanıtım programları, sınavlar, mülakatlar, gidiyoruz Türkiye'de okutuyoruz, üniversitelerde burslar, murslar. Bunun neticesi, meyvası mezundur. Elbette. Mezun ne yapacak? Mezun ne yapıyor acaba diye. 92'den beri Kırgızistan'dan 1400 civarında mezun var Türkiye'de. Türkiye burslusu ama diğer şeylere baktığınız zaman bu 5000'i falan buluyor zannediyorum. Tabii, tabii. Diğer evet, kendi imkanlarıyla da okuyanlara bakarsanız. Şimdi bunlar ne yapıyor? Bunlar ülkelerine döndü mü? Döndüyse hangi alanlarda çalışıyorlar? Bunlar örgütlü mü? Vesaire. Bunu çok takip edemiyorduk. Biz tesadüfen kişisel ilişkilerimizin olduğu gençlerle, ki ben bu coğrafyaya çok sık gidip gelen birisi olduğum için onlarla biraz daha fazla tanış oluyorum, ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kayseri'de hocaları, arkadaşları koparıyor bağını belli bir süre sonra. Dolayısıyla biz yarın burada Kırgızistan'da ya da, yani Kırgızistan aslında bu iyi bir örnek değil. Çünkü Kırgızistan'la ilişkilerimiz çok ileri düzeyde. Yani evet, mezun olmasa da bizim ilişkilerimiz iyi düzeyde. Ama bu başka, özellikle uzak ülkeler var. Oralarda bu çok daha ehemmiyetli. Öğrenci katkısı çok daha ehemmiyetli. Ama biz madem Kırgızistan'dayız, Kırgızistan'ı konuşacağız tabii. Mezunlarımız ne yapıyor? Neredeler? İlişkileri nasıl? Birbirleriyle ilişkileri nasıl? Çünkü Türkiye şu imkanı da sağlıyor. Kırgızistanlı bir genç Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgilerde okuyorsa, orada Nijerya'dan da uluslararası öğrenci programı kapsamında gelmiş bir gençle tanışıyor. Sınıf arkadaşı. Belki Paraguay'dan var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden var. Avustralya'dan var. Şimdi bu ne kadar küresel bir iş. Bu çocuk mezun olduğunda mesleği, eğer diplomat olacaksa buraya gelip, bunun muhtemelen diplomat Nijeryalı okul arkadaşı var. Değil mi? İlişkiler ne kadar ya, bu kime katkı veriyor? Kırgızistan'a veriyor. Bu Türkiye'ye katkı vermiyor. Yani bu esas itibariyle onu istihdam eden ülkenin menfaatine bu iş. Ne oluyor? Bir, öğrenci bir kere o portföyü kullanması lazım. Şimdi bizim bugüne kadar olan kısımda bunu yeterince kullanabildiğimizi söylemek zor. Niye? Biz şunu, esasında biz bunu kardeşlere yapılmış bir iyilik olarak düşündüğümüz için gerisini pek planlamadık, arkasını. Ama şunu düşündük, kardeşlere bir iyilik yapacaksa gerisini de planlayalım, kardeşlerimize sunalım diye. Biz 1997'den itibaren, 2017'den itibaren mezun takip sistemi kurduk. Şimdi biz mezunlarımız sadece Türkiye burslusu mezunları değil. Türkiye'de 150 binin üzerinde uluslararası mezun öğrenci var. Biz o 150 bin öğrenciyi dahi hedefimize aldık. Şu anda 70-80 bin civarında bizim şeyimizde, mezun portföyümüzde öğrenci bilgisi var. Adres, mezun bilgisi adresi var. Bizim Türkiye'den bir iş adamı Nijer'e gittiği zaman diyoruz ki, orada Türkiye'nin mezunu şu mühendisler var, onlarla irtibat kurun diyorsunuz. Şimdi neyi hedefliyoruz? Bir, bu arkadaşlar kendi ülkelerinde bir, kendi aralarında irtibatları kursunlar. Biz mezun buluşmaları yapıyoruz, mezun toplantıları yapıyoruz. Birbirleriyle tanış olsunlar. Kırgızistan'daki Türkiye mezunları birbirleriyle, aynı dönemde okuyanlar birbirini tanıyor. Facebook grupları var vesaire vesaire, biliyoruz. Ama kendisinden 5 sene sonra mezun olmuşu tanımıyor. Türkiye mezunları birbirleriyle bir irtibatları olsun. Bunun hem ticari getirisi var kendi aralarında, hem işbirliği ya da başka alanlarda gelişme şansı var. İki, biz bu mezun ağıyla bütün dünya çapında Türkiye'de okumuş olanların da bilgilerini aynı zamanda o mezunumuza sunalım. Yani Brezilya'dan şeker kamışı almak istiyorsa Kırgızistanlı genç, o bilsin ki Türkiye Türkçesiyle ortak konuşabileceği Brezilya'da biri var. Ne kadar güzel. Adresini alsın, ulaşsın, aralarında bağ kursunlar. Dolayısıyla burada ne olacak? Bir, kendisi kazanacak. İki, ülkesi kazanacak. Üç, Türkiye'yle de bir münasebet olacak muhakkak, kazanacak. Yani kazan, kazan, kazan. Üç türlü kazan oluyor. Biz bu bakımdan o kazanları da doldurmayı düşünüyoruz inşallah. O bakımdan biz mezun programımızı da bu doğrultuda önemsiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. İnsanla uğraşıyoruz. Mevzu insan. En değişken şey insan. Dolayısıyla dünkü yaptığınız ve tatmin olduğunuz şey bugün yetersiz ve eksik geliyor size. Dolayısıyla sürekli yenilenmek, sürekli güncellenmek ve sürekli gelişmek zorundasınız. Onun için hani dedim ya, yaptığımız iyi şeyleri biz unutuyoruz. Unutmak zorundayız. Çünkü geçmişte kalıyor. Artık onun üzerine bir şey koymak zorundayız. Biz düne kadar iyi şeyler yaptık da bugünle yarın arasında bir şey koymadıysak artık biz bir şey yapmadık demektir. Olmaz, o devamlılığı sağlamak. Bu devamlılığı sağlamak lazım. Biz de onunla uğraşıyoruz ama şunu söyleyeyim. İnsanların işi. Sizler de bunları gayet iyi yapıyorsunuz. Eyvallah. Şunu da şunu söyleyeyim. Biz şahsen Kırgızistan için risk almaya da hazırız hep. Şahsen canımız açısından da bir örnek vereyim de öyle kapatalım. 1999'da biz Kırgızistan'a dönemde Devlet Bakanı Abdullah Çayla Kırgızistan'a geldik. Ben baş danışmanıydım o zaman. Dönemin Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, o aralar Batken bölgesinde terör olayları vardı. Ve halk tedirgindi. Batken halkı. Ve orada Kırgızistan, Tacikistan hudut şeyi var, noktası var. Hoca Aşan mı? Tam hatırlamıyorum ismini. Orada olaylar olmuş ve sızmalar oradan olmuş. Bize dedi ki dönemin Cumhurbaşkanı Kırgızistan, dedi ki oraya gider misiniz dedi. Oraya gidip Süleyman Aga'nın, Süleyman Demirel'in bir selamını halka iletin falan. Biz de görev bildik. Yani orada Kırgız halkına eğer bir katkısı olacaksa, bir psikolojik katkısı olacaksa biz atladık. O günün şartlarda uçak zor gidiyor. Oş'a gittik. Oş'tan helikoptere bindik. Batken'e gittik. Batken'den helikoptere bindik. Dağın tepesinde çok böyle maceralı yolculuklarla tepeye çıktık. Oradaki askerin halini vesaireyi gördük ama döndüğümüzde orada bir halkla da buluştuk. Baktık. Hani bir katkısı oldu. Psikolojik olarak bir katkısı oldu. Biz bu tür riskleri alma her zaman hazırız. Ben biliyorum ki Kırgızistan'daki kardeşlerimiz de, yani buradaki bütün etnik yapılar, etnik demeyelim de sosyal altyapılar, işte Alaska Türkleri var, Uygurlar var, başka gruplar var, kökenli insanlar var ve onlara da hakikaten ev sahipliği yapıyor, güzel bir ev sahipliği yapıyor Kırgızistan. Ufak tefek sorunlar yaşanır her yerde. Dolayısıyla Kırgızistan halkının tamamının Türkiye ile ilgili de böyle hislere sahip olduğunu ben biliyorum. Bu güzel hisleri biz birleştirip bir şey yapmamız lazım. Ortak bir şey yapmamız lazım. Ortak gelecek aydın ama, aydınlık. Gençlerden biliyorum. Sayın Başkanım, hep birlikte biriz, iriyiz, diriyiz diyoruz. Bu çok daha güzel olacak. Çok daha güzel işlerin yolu açılacak. Sizin gibi kurumlar sayesinde, sizin gibi insanlar sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Medya Manas'a konuk olduğunuz için. Ama dün bak, bu ziyaretin tacı hangisi oldu biliyor musunuz? Buyurun. Dün Çunkurcak diyoruz değil mi oraya? Çunkurcak, evet. Çunkurcak'a gittim. Evet. Ne kadar güzel. Of. Ne kadar inanılmaz, güzel. İnanılmaz keyifliydi. Yani ben o dağlara attım mı kendimi, Tanrı dağlarına. Her zaman bekliyoruz o zaman. Çok özgür oluyorum. İnanılmaz bir şeyler oluyor bana. O özgürlüğü her zaman tatmanız için biz sizi burada her zaman bekliyoruz efendim. Şerefle. Her zaman keyifle geleceğimdir inşallah. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, değerli seyircilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcımız Sayın Sait Yusuf program konuğumuzdu bizim. Çok değerli kurumumuzu tanıttı. Kendi yaptığı faaliyetleri anlattı. Gençlerle olan ilişkileri ve Türk dünyasının gelişimi için yapılanları, yapılacakları anlattı bize. Bizi çok heyecanlandırdı doğrusu. Kurumumuzla ilgili ayrıntılı bilgiyi ytb.gov.tr adresinden alabilirsiniz. Her zaman bizim aracılığımızla da doğrudan kendiniz de ilişkiler kurabilirsiniz. Burslarla ilgili de TürkiyeBursları.gov.tr'den TürkiyeBursları.gov.tr buraya da lütfen girin. Geleceğinizi en iyi şekilde şekillendireceğiniz bu imkanlardan, Türk Devleti'nin size verdiği bu imkanlardan faydalanın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Урматтуу көрөрмандарыбыз, эле мен болсо кыргызча сөзүбүз менен жыйынтыктап программабызды жыйынтыктап коелу. Эскертип айта кетели, так ушул Түркия бурсларынын аткарылып жаткан иш аракеттери тууралуу сиздер менен биргеликте сөз кылдык. Жана так ушул иш аракеттердин биздин мейманыбыз жакшы бир сөзүн сүйлөп өттү дейт. Так ушул биздин калып аткан иш аракеттерибиздин эң маанилүү мөмөсү бул албетте бүтүрүүчүлөр дейт. Алар кандай иш алып барышат, келечекте кандай иштешет. Анткени бул жерге келгенде жалгыз гана бир туугандык байланыштар эмес, достук байланыштар дагы боло тургандыгын кошумчалады, элестетип көрсөңүз дейт. Ошол Анкарага келип саясат окуп жаткан бир кыргызстандык, нигериялык же болсо африкалык дагы бир студент менен таанышат дейт, ал менен дос болот дейт. Кийин ал өздөрүнүн мамлекеттерине келгенде так ушул иш жаатында иш алып барышат дейт. Жана алардын иштери дагы бир туугандык жана достук өңгүттө дагы оңоюраак жана тоскоолдуктар оңойлураак ашырылып кете тургандыгын кошумчалап өттү. Бул албетте биз үчүн өтө маанилүү дейт. Биз 2017 жылдан бери бүтүрүүчүлөрүбүздүн атайын тизмесин түзүп атабыз дейт. Алардын адрестерин алабыз дейт. Эгерде кандайдыр бир иш аракеттер болуп, бирөө барып ошол жака иштейм дей турган болсо, бул Кыргызстан болобу же болбосо Африканын бир мамлекети болобу дейт. Анда биз ошол жака, биз ал жакта биздин Түркиядан келип окуп кеткен мындай адисибиз бар, мындай инженерибиз бар деп анын даректерин беребиз дейт. Жана алардын иши дагы оңойлаша тургандыгын, жана бул эң мыкты, эң сонун байланыштар боло тургандыгын кошумчалап өттү. Жана ошондой эле албетте дейт, биз дейт ошол 90-чы жылдарда Кыргызстанга келгенбиз дейт, мамлекет башчысы менен дейт. Мен өзүмдүн Кыргызстан мен үчүн өтө маанилүү дейт. Өзгөчө өзүмдүн дагы болуп өткөн эң кызыктуу окуям менен бөлүшкүм келип жатат дейт. Так ошол 90-чы жылдары келгенде дейт, Кыргызстандын түштүгүндө Баткенде Баткен окуясы болуп жаткан дейт. Албетте дейт, ал учурда тынчтык эле жашап келе жатып, так ошондо окуя болсо, адамдардын да бул жерде жашаган калктардын дагы өзгөчө кандайдыр бир толкунданып, кооптонуп турган учурунда дейт, сиздер дагы так ошол чегарага барасыздарбы деген бизге сунуш келгөндө түшкөндө дейт, биз ооба дедик дейт, жаныбыздан да корккон жокпуз, эчтекеден байкаган жокпуз дейт. Жана ал кезде ошол бир жакка баруу да өтө оор болчу дейт, жол шарттары. Биз ошко бардык дейт, оштон Баткенге тоонун үстүнө чыктык дейт, так ошол жердеги аскерлер менен жолугуштук дейт. Жана бул биз албетте ал жерден бир кандайдыр бир жардам берген жокпуз дейт. Биздин барганыбыз, биздин бардыгыбыз алар үчүн чоң бир колдоо болгондугун кошумчалап өттү. Жана так ушундай өзүнүн башынан өткөн кызыктуу окуясы менен биздин бүгүнкү мейманыбыз бөлүшүп өткөндүгүн кошумчалады. Урматтуу көрөрмандарыбыз, бүгүн сиздер менен биргеликте чет жерде жүргөн түрктөр жана ошондой эле бордош коомчулуктардын биримдигинин башчысынын орун басары Сait Yusuf менен биргеликте болгон биздин маегибизге ортоктош болдуңуздар. Бул маекте алып барган албетте биздин мүдүрүбүз Билен Намал болду. Ал эми алардын баардыгын кыргызчалап которуп берген аракет кылган мен Шаризат Ибраева болдум. Кайрадан дагы бир эфир толкунунан көрүшүп угушкучакта аман болуңуздар. Жана урматтуу жаштар, өзүңүздөрдүн жолуңуздарды тандап жатканда так ушул Түркия бурслары деген программа тууралуу издеп көрүңүздөр. Азыр технологиянын заманы, баардыгы алаканыңызда, акылдуу телефонуңуздардан анын баардыгын билип алсаңыздар болот. TürkiyeBursları.gov.tr сайтынан керектүү маалыматтын бардығын ала аласыздар. Так ошол жака кириңиздер, өзүңүздүн келечегиңизди, жолуңузду тандап жатканда билим алууда Түркиянын дагы сиздерге берип жаткан мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калуудан четте калбаңыздар. Анда эмесе кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушку чакты аман болуңуздар. Манас радиосунда атайын репортаж. Радио Манас.